Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Arife günündeyiz. Yarın bayram. Öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Tabii bu bayram bize ikinci bir bayram yaşatsın diye istiyoruz. Onu da neden söylüyorum? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven deplasmanına gidiyor. Umarım oradan çok iyi bir sonuçla bir bayram hediyesiyle taraftarlarına gelir diye düşünelim, öyle söyleyelim. Tahmin ettiğiniz gibi Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Galatasaray'da neler oluyor? Tabii ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi için mücadelesini sürdürüyor ama öbür taraftan, diğer yandan transferde eksiklerini tamamlama çabası içerisinde olduğunu ve sürpriz bazı gelişmeler yaşandığını da vurgulamamız gerekiyor. Hemen söyleyeyim, şu anda sıcağı sıcağına haber sizler de almışsınızdır mutlaka. Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı elerse bu kez Celtic Midland galibiyle bir üst turda karşı karşıya gelecek. Umuyoruz ki temsilcimiz Galatasaray PSV Eindhoven'ı geçip en azından Şampiyonlar Ligi'ne ayak basarak iki takımla temsilimiz konusunda bir katkı verir. Çünkü hepinizin bildiği gibi artık Şampiyonlar Ligi'ne gitmek topladığımız puanlar dolayısıyla giderek zorlaşıyor. Hatta önümüzdeki sene böyle bir şansımız yok. Son 5 seneye bakacağız. Bu konu çok detay bir konu olduğu için üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Hemen gündeme geçmek istiyorum. Hemen şöyle bir bilgi var. Onu sizlerle paylaşayım. PSV biliyorsunuz Ajax'ın ardından ikinci olmuştu Hollanda'da. Ve o PSV takımının kadro maliyeti, daha doğrusu kadro değeri Galatasaray'ın 3 misli deniyor. Bu nedenle de Fatih Terim'in, yani 10 oyuncu da alsak sonuç değişmez türünden bir açıklama yaptığı konusu gündemde. Ama ben bunun çok da gerçekçi olmadığını, evet 76 milyon euro gibi bir Galatasaray değeri Transfermarkt verilerine göre, buna karşılık 209 milyon euroluk bir değeri olduğu söyleniyor PSV Eindhoven'ın. Ama Galatasaraylılar çok iyi bilir ki UEFA finalinde Galatasaray'ın rakibi Arsenal'de Galatasaray'dan kat be kat yukarıda bir değer taşıyordu. Bu önemli değil. Önemli olan takımların yapacağı mücadeledir diye hemen bu küçük bilgiyi sizlerle aktarmak istedim. Evet, Galatasaray'da Fatih Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalandı. Artık Galatasaray kap bildirimi yapmadığı için bu 3 yıllık sözleşmenin ne kadar bedel üzerinden yapıldığı konusunda bilgi yok ama sızan bilgilere göre 3 milyon euro artı bir de şampiyonluk bonusu olduğu gerçeğini vurgulamamız gerekiyor ki bu da önemli bir gelişme. Şimdi Galatasaray ne arıyor demiştik. Galatasaray'ın aradığı oyunculara bakalım. Bir sağ bek Yedlin'e alternatif, bir sol bek arıyordu. Onun yanında önemli oyuncular olarak bakacağımız bir 10 numara, bir 8 numara arıyor Galatasaray. Bunlar öncelikli olaylar. Bir de kanat oyuncusu konusunda Galatasaray'ın bir arayışı olduğu gerçeğini vurgulamamız gerekiyor. Peki bu konulardaki gelişmeler neler? Onları sizlerle paylaşacağım. Hemen başlıkları söyleyeyim. Van Aanholt'ta neler oluyor? Neden olmadı? Onu sizlere açıklamaya çalışacağım. Ve Galatasaray sonunda aradığı sağ beki İtalya'da buldu. Onunla ilgili de bilgileri paylaşmaya gayret edeceğim. Gezal konusunda ne oluyor diye çok merak ediyorsunuz ve soruyorsunuz. Gezal konusunu açacağız ve Gedson Fernandes konusu var. Gedson Fernandes Benfica'da kalıyor mu yoksa Galatasaray'a geliyor mu? Bu ikilem ne durumda? Onunla ilgili de bilgi vereceğim ve bir anda dikkat ederseniz Dorukhan Tokyos konusu gündeme geldi. Dorukhan Tokyos konusunda Galatasaray'ın tavrını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Yine sürpriz bir isim gündeme geldi. Yerdan Şakir'i. Acaba Galatasaray bu konuda girişimde bulunacak mı? Bunu da paylaşmaya gayret edeceğim. Ve en çok da merak ettiğiniz konu Berkan Kutlu transferi. Ki ben Berkan Kutlu transferini bilhassa Alanya Spor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'yla sürekli irtibat halinde takip etmeye çalışmıştım. Onunla ilgili bilgi vereceğim ve
Fransa'dan sürpriz bir sol bek transferini bekliyoruz. 10 numara konusunda Stanciu ile ilgili bir takım bilgiler geldi. O bilgiler nedir? Onları da sizlere vermeye çalışacağız. Öncelikle isterseniz şuradan da başlayayım. Donk konusundan. Çünkü Donk'la ilgili bir belirsizlik vardı. Şöyle Galatasaray Kulübü Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Donk konusunda şöyle bir adım atma yolunda. Garanti parası az, oynadıkça kazanabileceği bir yöntem üzerinde Donk'la anlaşmak istiyor Galatasaray. Ama Donk'a 6 ayında talip olduğunu söyleyelim. Yani sanki 6 aya daha yakın olabilir bu noktada. Çünkü garanti parasının az olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi adım adım devam edelim isterseniz. O adım adım devam ederken zaten birçok konuyu gündeme getireceğiz. Dorukhan Toköz konusundan başlayalım. Dorukhan Toköz malum Beşiktaş'la anlaşamadı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kalabilir ya da yurt dışına gidebilir dendi. Ve menajeri daha doğrusu Galatasaray'a önerdi. Dorukhan Toköz'ü ister misiniz? İlginç bir gelişme. Fatih Terim ben Dorukhan Toköz'ü istemem dedi. Ama tabii bu bir taktik midir? Fiyatını düşürme stratejisi midir? Onu çok net bilmiyoruz ama şu an itibariyle Fatih Terim'den bir veto yediğini net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Bir de Van Aanholt meselesinden bahsedelim. En başta söylemiştim. Van Aanholt'la ilgili her şey tamam gidiyordu. Yani olmuş gibi bakılırken sol bek olarak Van Aanholt'ta kriz çıktı. Krizin sebebi de imza parası. Öncelikle imza parası. Bu parayı sürekli yükseltiyor ve alacağı garanti para konusunda da sürekli bir rakam yükselten Van Aanholt olunca Galatasaray bir anlamda frene bastı. Tamam dedi, biz başka sol bek alternatifi üzerine yürüyebiliriz. Ki Ali Oski'de de benzer durum var. Onun için de Galatasaray şimdi bir üçüncü sol bek gündeme getirdi ya da sayısını belki söyleyemeyiz ama bir sol bek gündemde ve gerçekten de çok imkansız gibi görünen bir oyuncuya çok yaklaştı Galatasaray. Lalvin Kurzawa zaten ismi gündeme gelmişti. 28 yaşındaki sol bek Paris Saint-Germain'in oyuncusu. Geçen sezon da 27 maç oynadı, 1 gol 2 asisti var. Kurzawa konusunda gelişmelerin son derece olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu manada hani bir anda Ali Oski, Van Aanholt derken iş Kurzawa'ya doğru gidiyormuş gibi görünüyor. Hemen ben şu konuyu da söylemeye çalışıyorum ki merak ediyorsunuz. Stanciu ile ilgili ne oluyor? 10 numaramızla ilgili gelişmeler nedir diye. Stanciu ile ilgili de şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi var ve Slavia Prag da öncelikle pazarlığa açık bir tutum izledi. Sonrasında teknik direktörünün söylediği cümle aynen şöyle. Bu rakamlar yetersiz diyor. Yani Galatasaray'ın teklif ettiği rakamlar yetersiz. Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirebilmesi için biraz daha yukarı çıkması lazım. Çünkü Stanciu bizim için çok çok önemli oyuncu. Öyle hani klasik bir tabiri var ya, 3.30 paralara bırakacağımız oyuncu değil diyor. Sanıyorum bu noktadaki rakamlar 4-5 milyon eurolara kadar yükselecekmiş gibi görünüyor. Devam edelim isterseniz. Galatasaray'ın geçen sezon ciddi bir sıkıntı yaşadığı nokta vardı. O nokta neydi? Sağ kenardaki sıkıntı. Yani arkada Yedlin isteneni veremedi. Önde Feguli, zaman zaman işte Oğulcan, yani pek çok oyuncu oynadı sağ kenarda ama o sağ taraf Beşiktaş'ta çalıştığı gibi çalışmadı. Ve nitekim Galatasaray Beşiktaş'ın o ikilisini, çalışan ikilisini almak istedi. Arkada Rozier, önde Gezal. Rozier konusundaki adımlar çok olumlu bir şekilde gelişmedi ama öndeki Gezal konusunda çok olumlu adımlar var. Şimdi Galatasaray ne yapıyor? Bu kez sağ tarafı çalıştıracak iki oyuncu transferinde mesafe kat etmeye başladı. Bir tanesi neredeyse oldu diyebiliriz. Arkada yani Yedlin'in alternatifi olarak Stringer Larsen anlaşma sağlanan oyuncu, Danimarkalı, Udinese'de oynuyor. Bir yıl sözleşmesi var ve Galatasaray 3 milyon euro karşılığında bonservisini alacak. 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. 1,5-1,6 milyon euro civarında da sözleşme yapılacak oyuncuyla diyebiliriz. Bu noktada baktığımızda yani
Önce kulüp Udinese 4 istedi ama Galatasaray 3'e ikna etti. Larsen transferinin artık salı günü İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Yani yarın öbürsü gün yani İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Ve Larsen'in önüne de bu iş öyle çözümlenir. Gezal'ı alalım diyor Galatasaray. Fakat Gezal'la ilgili neler söyleyeceğiz? Tabii Beşiktaş var, Galatasaray var. Asıl sıkıntı şu, Galatasaray kulübüyle yani Avrupa basınından takip ettiğim kadarıyla kulübüyle yani Leicester City'yi ikna etti. Aşağı yukarı 3,5 milyon euro civarında bir rakama. Yalnız ödemeyi taksitle yapalım, elimiz rahatlasın dedi. O ödemeyi taksitle yapma olayını henüz kabul ettiremedi. Oyuncuyla da 2,8 milyon euro civarında Gezal'la anlaştı. Gezal henüz Beşiktaş kulübüyle anlaşmadı ve Beşiktaş verdiği paradan hiçbir şekilde ödün vermediği için Beşiktaş'tan yavaş yavaş Galatasaray'a doğru kaydı. Ancak menajerler biliyorsunuz çok da tilki gibi kurnaz bir menajeri var. Menajeri bir anda El Nasr diyelim daha doğrusu oraya doğru yöneldi. Çünkü 4 milyon euro veriyor Gezal'a. Yani Gezal bulmacası devam ediyor. Her an Galatasaray'a imza atabilir. Her an El Nasr'a gidebilir. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla yani Gezal konusundaki belirsizlik ciddi manada devam ediyor diyebiliriz. Şimdi eğer Gezal gelirse arkada Larsen, önde Gezal, sağ taraf gerçekten de etkili olacaktır diyebiliriz. Bir gündeme bir isim daha geldi. Açıkçası ben onunla ilgili çok fazla umutlu değilim. Daha doğrusu umut demeyeyim de yani çok ihtimal vermiyorum. Yerdan Şakiri'yi Liverpool göndermek istiyor. Üste de para verebilirler belki ama Galatasaray'ın artık o bölgelerde oyuncu aramasına gerek yok. Ha şöyle olabilir, Gezal olmaz. O zaman bir fırsat transferi olarak düşünülebilir ama Yerdan Şakiri'yi özellikle söylenen Klopp tarafından gönderelim diyor. Belki göndermek konusunda da 2023'e kadar sözleşmesi olduğu için ekstra bir parasını da ödeyebilirler, belli bir miktarını. O şekilde bir fırsat olabilir. Berkan Kutlu konusunu unutmadım. Şimdi Berkan Kutlu konusuna geleceğim ama ondan önce devam edeceğim bir konu var. Onu özellikle söyleyeyim. Gedson Fernandes konusu. Benfica oyuncuyu orta alanda kalabalık var ama oyuncuyu oynatmaya da başladı. Yani deniyor da orada faydalı olabilir mi diye. İki maçta, iki hazırlık maçında Almeyra ve Casapia maçlarında ikinci yarıda oyuna girdi, oynadı. Dolayısıyla Gedson Fernandes'i biraz tok satıcı gibi davranarak pazarlamak istiyorlar Benfica'da. Ve işte o 7-8 milyon euroluk satın alma pozisyonu biraz Galatasaray'ın elini zorlaştırıyor. Galatasaray'da o noktada acaba konuyu Berkan Kutlu ile çözebilir miyiz düşüncesinde. Şimdi Berkan Kutlu ile ilgili olayları size bir anlatayım. Çünkü Twitter'da da benimle ilgili bir takım şeyler yazmışsınız. Berkan Kutlu oluyordu, olmuyordu. Berkan Kutlu konusunda Sayın Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun söylediklerini söylüyorum. Alanya Spor Kulübü Başkanı'na. Diyor ki Alanya Spor Kulübü Başkanı, Berkan Kutlu konusunu bize sordular. Satar mısınız? Biz de satarız dedik. Bir daha tekrar aramadılar. Sonrasında gelen fiyat 2,2 milyon euro. Oysa İtalyanlar 4 milyon euro teklif etmişler. Şimdi bizim bu rakamları, bu rakamlar şartlarda satmamız için Galatasaray'ın biraz daha yukarı çıkması lazım. Galatasaray nasıl yukarı çıkabilir? 3'lere çıkabilir. Peki 4 varken niye 3'e versin? İkinci satıştan %20 pay istiyor Alanya Spor. Dolayısıyla baktığınızda bu şartlarda masaya oturulursa Alanya Spor Berkan Kutlu transferine sıcak bakacakmış gibi görünüyor. 3 milyon euro %20 ikinci satıştan pay. Dolayısıyla 4 milyon euroluk Udinese teklifinden daha cazip hale gelecek bir durum ortaya çıkmış oluyor. Genel olarak transferle ilgili gündemi vermeye çalıştım. 3 oyuncu çok sıcak, hani el yakıyor, top el yakıyor derler ya. 3 oyuncunun çok sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Larsen gelmek üzere. Bu hafta içerisinde gelecek, işi bitmiş vaziyette. Gezal konusunda El Nasr eğer çok böyle 4 milyon euroları daha yukarılara çıkartmazsa Galatasaray %51 avantajlı gibi görünüyor. Ve 3. oyuncu Berkan Kutlu 2.2'den 3'e çıkılırsa %20 ikinci pay, yani daha doğrusu ikinci satıştan pay konusunda anlaşılırsa
Berkan Kutlu da olabilir. Yani bayram Galatasaray için transfer demek anlamına gelebilir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.